iPad üzerinden nasıl ücretsiz ofis programlarını kullanabiliriz? İnternette çokça araştırdım, birçok yabancı kaynağa baktım, birçok ıvır zıvır şeyler var. En son iki yöntem üzerinde karar kıldım. İki yöntemle ofis programlarını birebir kullanabildim. Bu arada bir ön bilgi vereyim. Benim iPad Air 5. nesil mevcut. Bununla uygulamaları yükledim ve bununla yapabildim. Hemen anlatıyorum. Birinci yöntem. Önce iPad'imizde Apple Store'a tıklıyoruz. Buradan arama kısmına Collaboro Office uygulamasını yazıyoruz. Arayıp indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Uygulama açınca yukarıda üstte artı işareti var. Artıya tıklıyoruz. Hemen önümüzde metin belgesi, hesap tablosu ve sunu çıkıyor. Metin belgesi Word, hesap tablosu Excel, sunu da PowerPoint olarak geçiyor. Biz hemen Word'a tıkladık. Word'a tıkladıktan sonra ekran çıkıyor aşağımıza ve aşağıda sağda altta kalem işareti var. Kalem işareti tıklayarak normal yazımı kısmına başlayabiliyoruz. Yani burada artık Word yazabiliyoruz. Bunu aynı Word'deki gibi kalınlaştırıp ortaya alabiliyoruz. Her şey yapabiliyoruz. Word'den hiçbir farkı yok. Sol üstte dosyaya tıklatıyoruz ve sağ ortadaki Word 2023 şeklinde kaydet dedikten sonra iPad'imizi gösteriyoruz. Ve iPad'imle kaydediyoruz. Burada adını değiştirip biz denemeler yazdım. O aynı şekilde direkt hemen aşağıya kayıt olarak iPad'e yüklemiş oluyor. Daha önceden yüklü olan ya da bilgisayarda yazdığımız, burada benim bir arkadaşımın yazmış olduğu bir kitap, Madam Para diye. Onun kitabını açıyorum. Yani daha önce yazılmış bir Word dosyası. Normal bilgisayardan buraya aktardım. Aktardıktan sonra aynı şekilde buraya yazıyorum. Hatta eklemini yapabiliriz şeklinde bir not yazdım. Bunu aynı şekilde sol üstte kayıt kısmını tıklayıp sağ kısmından da çarpı tıkla çıktım. Aynı şekilde tekrar hiçbir işlem yapmama gerek yok. Orada kayıt devam yeterli. Tekrar açtığım zaman da hemen kayıt yaptığını görebiliyoruz. Ekleme yapabiliriz şeklinde çıkabiliyor. İkinci kısım Excel kısmı. Buradan direkt Excel açabiliyoruz. Yine bu hiçbir farkı olmadan Excel gibi uygulamayı kullanıyoruz. Yine iPad'imizde yazıyorum. İşte birinci sunu, ikinci sunu, üçüncü sunu şeklinde dolduruyorum. Yine ise dosyaya tıkladım. Buradan Excel 2003 çalışma sayfası olarak kaydediyorum. Ve yine aynı şekilde yine iPad'imi seçip isim yazıyorum. Ve bir de iPad'imize kaydetmiş oluyoruz. Bunu yine kapattım sağ üstten çarpıyla tekrar görünen yerden tekrar tıklayarak çift tıkla tekrar açtım. Yazım çıkmış oldu. Şimdi son kısımda sunu kısmı. Bunu pek kullanmıyorum. O yüzden çok bilmiyorum. PowerPoint'i kullanmıyorum pek. O yüzden yine aynı şekilde PowerPoint gibi yine sağ altta kalem işareti tıkladıktan sonra yine uygulamayı kullanabiliyoruz. Uygulamanın PowerPoint'i ne yapabiliyorsak aynı şekilde buraya da yazabiliyoruz. Briefing şeklinde bir açıklama kısmına yazıyorum. Bu da aynı yine üstte dosyaya tıklayarak kaydet diyerek ve dosya kısmına kaydet dedikten sonra PowerPoint'i seçip yine aynı şekilde bunu hem burada hem de başka gönderdiğim zaman diyelim ki maille gönderebiliriz. Bilgisayarımıza aktardığım zaman yine aynı şekilde bilgisayarımıza da komple açabiliyoruz. PowerPoint 2003 sunum şeklinde diyeceğiz. Bunu yine iPad'imize tıklayacağız. iPad'den sunumda yazdıktan sonra kaydediyoruz. Her dosya işleminden sonra dosyaya tıkladıktan sonra hangi formatta kaydedeceğimizi tıklayarak kaydediyoruz. İşlem bu kadar oluyor. Ve ikinci yöntem. iPad ana sayfamızda Safari uygulamasını açıyoruz. Açar açmaz üstte arama kısmına office.com yazıyoruz. office.com yazdıktan sonra burada iki adet nüansımız var. Sadece internetimiz varken kullanabiliriz ve Hotmail hesabımızın olması gerekir. Hotmail hesabımızla giriş yaptıktan sonra bu ana sayfada karşılaşıyoruz. Şimdi bunu her seferinde buradan girmek zor olacağı için biz bunu uygulama gibi gözükmesi amacıyla oradan paylaşım sekmesine tıklayıp ana ekrana ekle diyoruz. Bu şekilde masa üstümüzde ana ekrana bir uygulama gibi bir ikon oluşuyor. Hemen aşağıda. Hemen tıklayarak yine aynı sayfaya ulaşabiliyoruz bu şekilde. Bir kısa yol olmuş oldu. Buradan Word'ü tıklıyoruz. Belgeyi açıyoruz ve normal bir şekilde bilgisayarımızda Word'ü nasıl kullanıyorsak burada Word'ü kullanmaya devam ediyoruz. Bütün Word uygulamalarını aynen yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi iki nüansı var. Birinci özellik internete kesinlikle bağlı olması gerekiyor çünkü internetten yazımını yapıyoruz. İkincisi de Hotmail hesabınızın olması. Yine aynı şekilde biz de buradan bir dosyamızı, driver'ımızı yükleyerek yani internet ortamını yükleyerek buradan kullanıma devam edebiliriz. Burada içeriğim kısmına tıklıyoruz. Buradan karşıdan yükle
çim tıkladığında püsküle. Oradan dosyayı seç diyoruz. Ve burada driver'ımızda yani iPad'imizde olan uygulamayı buradan yükleme şansımız oluyor. Buradan da seçerek iPad'imizi yüklüyoruz. Ve iPad'imizi yükledikten sonra onu tıklayarak yine iPad'imizde Word'u kullanmış oluyoruz.